İşçinin 10 yıl kullanmadığı kıdem tazminatı yanacak. Kıdem tazminatı fonu çalışmaları yeniden hız kazandı. Çalışmalara göre kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi 10 yıl boyunca hakkını talep etmezse parası Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Kıdem tazminatını tek seferde almak da artık tarihe karışacak. Kıdem tazminatının fonu devri için gereken düzenleme Eylül ayında meclis gündemine gelecek. İşçinin kıdem tazminatını nasıl alacağı sorusunun yanıtı netleşmeye başladı. Çalışanlar için bireysel kıdem hesapları oluşturulacak. Çalışmalara göre bir işçinin 10 yıl kullanmadığı kıdem tazminatına devlet el koyacak. Hak kazanılan kıdem hesabı 10 yıl boyunca talep edilmezse hesapta biriken para Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Konuyla ilgili ikinci önemli düzenleme de paranın siyasi sistemden çekilmesiyle ilgili. Artık kıdem tazminatını tek seferde almak tarihe karışıyor. Çalışanlar fonda biriken kıdem tazminatının sadece yarısını çekebilecek. Bunun için de 15 yıl sigortasını yatırmış olması gerekecek. Kıdem tazminatının diğer yarısını çekmek için de bir şart var. Emekçi kalan parasını çekmek için en az 5 yıl bekleyecek. Kıdem tazminatını tek seferde alabilmenin yolu ölümden geçiyor. Çalışan öldüğü takdirde mirasçıları tek seferde kıdem tazminatını alabilecek. Düzenleme işverenlere ise kolaylık getiriyor. İşverenin zamanında ödemediği kıdem primini daha sonraki dönemde ödemesi imkanı getiriliyor.